Sayın Kürkçü, Sayın Ababa bir saniye. Sizden önce Sayın Kürkçü vardı. Sayın Ababa konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisi... Sesiniz gelmiyor Sayın Kürkçü. Sayın Ababa konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisi'nin hükümet partisiyle kucaklaştığını, yani kendi ilkelerine aykırı hareket... Buyurunuz Sayın Kürkçü. İki dakika süreyle söz veriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, Sayın Ağbaba'nın aslında bu araştırma önergesiyle ilgili konuşmasını çok isterdim. Çünkü ortada son derece ağır, vahim ihlallerden söz ediyoruz. Bir tek rakam vereyim. Bütün bu operasyonlar sırasında 144'ü çocuk, 113'ü kadın, 1689 sivilin hayatını kaybettiğine dair hem bizim tespitlerimiz var, hem de Birleşmiş Milletler raporu bunu söylüyor. Merak ediyorum, acaba Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne diyor? Soruşturma yapılmasını, bu araştırma önergesinin gerçekleşmesini, bu hesabın sorulmasını istiyor mu, istemiyor mu? Tartışma bu. Velev ki geçmişte öyle olmadığını söyleyeceğim ama geçmişte şöyle ya da böyle davranmış olalım. Yükselttiğimiz bu soru bir karşılık hak etmiyor mu? Yurttaşlarımıza yapılan bu muamele herhangi bir araştırmayı, soruşturmayı ve bir cezayı gerektirmiyor mu? Cezasızlıkla ödüllendirilecekler mi bu işleri yapanlar? Soru budur. Bu soruya cevap istedik ama bu cevabı alamadık. Karşılığında ne aldık? Halkların Demokratik Partisi'nin bu çatışma dolayısıyla bugüne kadar gerçekleşmiş ölümlerin minimalize edildiği, hemen hemen sıfır hayat kaybıyla geçen bir 2,5-3 yıllık sürenin gerçek kılınabilmesi için hükümetle giriştiği müzakerenin burada karalandığına tanık olduk. Kim hükümetse onunla konuşuruz. Çatışmayı kim yönetiyorsa onunla konuşmak zorundasınız. Ve ister istemez bu toplumun tamamını ilgilendirdiği için bu meselenin mecliste ele alınması gerektiğini hem biz istedik hem İmralı'dan yapılan konuşmaları, tutanakları var. İstendiğini biliyorsunuz. Bunları bile bile sırf bir kendini öteki partilerin üstüne çıkarma kaygısıyla hakikatleri bu şekilde çiğnemeyi ben kabul etmiyorum. Veli arkadaş. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü.